Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de yoğurt mayalayacağım inşallah. Köy pazarından 5 kilo organik süt aldım. Ocağımızın üzerine koydum. Orta ateşte ara ara karıştırarak pişirmeye bıraktım. Sütümüzü bir 15 dakika kadar iyice kaynatıyorum arkadaşlar. Yoğurdumuzun daha kıvamlı olması için. Bir de böyle kaynatırken kaşığımızla böyle savurarak kaynatmaya çalışıyorum. Arkada böyle kaşığımızla böyle savurarak kaynattığımız zaman yoğurdumuz daha lezzetli oluyor. Böyle bir 5 dakika kadar da böyle kaşığımızla savurarak kaynatıyorum. Böyle yaparak böyle yoğurdumuz daha kıvamlı oluyor, daha lezzetli oluyor. Bu püf noktaları da sizinle paylaşmak istedim. Sütümüz ne kadar güzel kaynarsa yoğurdumuz da o kadar güzel olur. Tabii ki sütün kalitesi de çok önemli. Sütümüz de güzel olursa, koyu kıvamlı olursa yoğurdumuz da daha güzel olur. Böyle arada bir böyle kaşığımızla savurarak kaynatmaya çalışıyorum. İnşallah çok güzel bir yoğurt yapacağım. Gördüğünüz gibi sütümüzün üzerinde kabarmaya başladı. Kaymak oluştu. Pişirdim. 15-20 dakika kadar kaynattım. Kaşığımızla iyice tahta kaşıkla iyice böyle karıştırarak, savurarak daha sonra sütümüz maylama sıcaklığına geldi. Tenceremizin bir kenarından serçe parmağımızla şöyle Bismillahirrahmanirrahim yakar yakmaz sıcaklıkta ise eğer tam yoğurdu maylamak için ideal kıvam yani ideal sıcaklık. Dondurucumuza yoğurdumuzun mayasını önceden ben koyuyorum. Elime hazır geliyor. Yani yoğurdumuz eşkimeden önceden ben dondurucumuza 2 kaşık kadar yoğurt koyuyorum. Çıkardım dondurucumuzdan. Kullanılmayan temiz bir bezin üzerine koydum yoğurdu. Suyunu iyice çekti. Yani beze koymamızdaki amaç bu suyunu iyice çekiyor. Yoğurdumuz görmüş olduğunuz gibi böyle koyu kıvam haline geliyor. Bu tam yoğurdumuzu, sütümüzü mayalamak için çok güzel bir maya elde etmiş oluyoruz. Bundan ben 3 tatlı kaşık kadar kullanacağım. Daha fazlası yoğurdumuzu eşki yapar arkadaşlar. 3 tatlı kaşığı alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten. Bir ve tepeleme 2 3 tatlı kaşığı koyuyorum ben 5 kilo süte. Görmüş olduğunuz gibi tek tahta kaşık alayım. Şimdi yoğurdumuzu bir saniye. Sütümüzün şöyle kaymağını şöyle ileri çekerek yoğurdumuzu süt olarak biraz ılıklaştırıyorum yani. Şöyle alıyorum. Kıvamını şöyle biraz eziyorum. Yani böyle karıştırıyorum biraz. Biraz daha alalım. Yani ılıklaştırıyorum.
Görmüş olduğunuz gibi yoğurdumuz inşallah güzel olacak. Bir tatlı kaşığı daha koyuyorum. Şöyle. Tamam, şimdi ideal. Daha fazla koymayalım. Çünkü yoğurdumuz, mayası ne kadar çok olursa o kadar yoğurdumuz ekşi olur arkadaşlar. Şöyle birazcık alayım. Bismillah. Bu sütümüzün kaşığıydı. Şöyle alıyorum. Şöyle eziyorum. Şimdi sütümüzün bir kenarından şöyle kaymağını şöyle biraz çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi sütümüzün kaymağı da çok güzel olmuş. Şöyle bir kenardan Bismillahirrahmanirrahim diyerekten inşallah yoğurdumuz güzel olur. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ilave ettim. Şimdi kaşığımızın sapıyla şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. Bismillah. Yani tencerenin bir kenarından karıştırıyorum. Şöyle birkaç kere mayanın dağılması için şöyle karıştırıyorum. İnşallah yoğurdumuz koyu kıvamlı olur. Yani kıvamı kalıp gibi olur. Tamam. Şimdi kapağını da kapatalım. Tenceremizin kapağını kapatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten şöyle sofra bezimizle örtelim. Güzelce saralım. Yoğurdumuzu şöyle sofra bezimizle güzelce sarıp sarmalıyoruz. Şöyle iyice saralım ki yoğurdumuz üşümesin. Havalar da soğuk. Yoğurdumuz yoksa güzel olmaz. Şöyle de yapalım. Şöyle güzelce. Bu şimdi sabaha kadar böyle duracak arkadaşlar. Şimdi saatimiz bizim 5. Saat şu an 5. Sabaha kadar sabah 7'de falan kalktığımda üzerini açacağım. Daha sonra dolaba koyacağım. Bir gün öyle bekleteceğim dolapta hiç açmadan. Bir gün bekledikten sonra sizlerle beraber yoğurdumuz nasıl olmuş paylaşacağım, göstereceğim inşallah. Yoğurdumuzu dolapta bir gün beklettim. Bakalım nasıl olmuş. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten açalım. Kaymağı üzerinin güzel gözüküyor. Şöyle kaymağını alalım. Bismillahirrahmanirrahim.
Şöyle alalım. Kaşık daha alalım. Yoğurdumuz çok güzel olmuş. Bir gün hiç açmadan buzdolabında beklettim. Çok güzel gözüküyor. Kaymağı çok şahane olmuş. Görüyorsunuz kaymağını. Bismillah. Yoğurdumuz mükemmel olmuş. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tam bir köy yoğurdu. Yeni lezzetlerde görüşmek üzere. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.